Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen hırsızlar konusunda adeta isyan etti. Sevilgen akşam yakalanıyor, sabah serbest kalıyor. Serbest kaldığı akşam aynı bahçenin bitişiğinde yine avokadoları çalıyorlar dedi. İnanın var ya, her gün bir hırsızlık olayı yaşanıyor. Ya hani şunu söyleyebilirim ben artık, çünkü hırsızlığın cezası yok. Hırsızın cezası yok diyen Sevilgen, Dim Vadisi'nde hırsız yakalandı, arabasında silah var. Akşam yakalanıyor, sabah çıkıyor. Ben bunu anlamıyorum, devlet bunu böyle mi istiyor? Çiftçinin aklında bahçeyi sulamak, gübrelemek, yetiştirmek ve çocuklarını okutmak var diye konuştu. Neden yok? Bak önceki gün biz Dim Çayı'nda bir hırsız yakalandı, silah çekiyor, arabasında silah var, arabasında eroin var, uyuşturucu var, içki var, her şey var. Akşam saat 9'da yakalanıyor, sabah saat 8'de çıkıyor. Yani bunu ben şunu anlamıyorum yani. Yani tövbe yarabbim, yani devlet bunu böyle mi istiyor? Benim şimdi çiftçi aklında fikrinde sadece bahçeyi sulamak, gübrelemek, ilaçlamak, onu yetiştirmek ve çocuklarını okutmak var. Biz bazı hukuk bürolarıyla ve bazı yetkili insanlarla görüştük diyen Sevilgen, ben şu an bahçesinde ürünü çalınan herkes CİMER'e yazsın diye tavsiyede bulunuyorum. Zor bir durumdayız. Kanunlar şu an hırsızları koruyor serzenişinde bulundu. Sen bahçenin kenarı çevrildi mi diye soracağına, ne işin var senin bu bahçede diye sorsan ya. Sen necisin diye sorsan ya. Sen ne iş yapın diye karşı tarafa bir sorsan ya. Şu an bahçede çalışmaya gidiyorlar, çalışmadan geliyorlar, yine çalışmaya gidecekler ve bu adamların ürettiklerini, ne olduğu belli olmayan, kim olduğu belli olmayan, hepsi belli de, yani kim olduğu her şey belli, sabit ama yine salınıyor, yine salınıyor. Üretici ne olduğu bellisiz gibi bir şey, o hırsızlar da artık üst düzey, tövbe yarabbim peygamber torunu gibi, tövbe yarabbim padişah çocuğu gibi bir pozisyondalar ya. Adam gidiyor, bizim hırsız 3 gün, bak 3 yıldır obada gerçekleşen bir hırsızlık olayında bahçede adamı yakalıyor, bir tokat vuruyor bahçe sahibi. 3 yıldır mahkemesi var, sürüyordu. 3 yıl sonra şu an uzlaşı heyetine sundular. Bak 3 yıl sonra, ya bu ne demek, ben hırsızla neyi anlaşacağım ben? Hırsızla ben ne konuşacağım, neyi anlaşacağım, bana bir anlatır mısınız? Yani çok kötüyüz, inanın çok kötüyüz ya. Yani bununla ilgili kesin şu an bir kanunda mı değişiklik yapacaklar, anayasada mı değişiklik, ne yapacaklarsa bir şey yapmaları lazım. Çünkü dürüst insanı şu an, affedersiniz, kediyi fareye dövdürüyorlar. Bazı hukuk bürolarıyla ve bazı yetkili insanlarla görüştük. Şu an ben şunu da söylüyorum. Bütün bahçedeki hırsızlık olan herkes CİMER'e yazsın diyorum ben. İstanbul'da evinde oturan kadının cebindeki para da buradaki hırsızlıktan dolayı çalınıyor diyen Sevilgen, vakitsiz toplanan üründe lezzet olmuyor. Tüketici ürünü alıyor, yiyemeden çöpe atıyorsa bu durumda o tüketicinin parası çalınıyor demek. Bunun tek sorumlusu yetkililer iddiasında bulundu. Şu an Clifton cinsi avokadoyu tüketmemiz gerekirken 10. ayın 15'inde başlaması gereken, 11. ayda başlaması gereken Begum cinsi avokado şu an toplanıyor. Her zaman söylüyoruz toplamayın diye. Toplamayın diye söylüyoruz. Tekrar tekrar ediyoruz toplamayın diye. Ama neden topluyorlar biliyor musunuz? Bak akşam yakalanıp sabah salınan hırsızın yüzünden bu çiftçiler bunu şu an toplamak zorunda. Bunu tüketen tüketiciler de bundan ne lezzet, ne tat, ne aroma var. Onlar da bunlara verdiği para şu an boşa gidiyor. Bunların hepsinin vebalı, bu hırsızları dolaşmasına sebep veren bu kanun, yasa, tasarı neyse, bunlara şu an müdahale etmeyen yetkililer. Bu hırsızlığın tek sebebi şu an üretici, şu an karşı taraftaki tüketicinin cebindeki parayı alıyor. Sevilgen, bazı kooperatif ve zincir marketlerin vaktinden önce henüz yeterli büyüme iş sağlayamayan avokadoyu 200 grama bile ulaşmadan para hırsı uğruna toplattığını ifade etti.